Ala. Ala. Lale. El. Elle. Ela. Al. Ela. Lale. Al. Ağlayacak. Le. Le. Yukarıdan geliyorduk. Bir fare gelip aslanın üzerine güzel ale topla. Babaannem okutmadı beni. Salmadı okula. Bütün çocuklar gitti, ben gitmedim. Ondan içimde kaldı Utku böyle okumak için. İnlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. Çok istedim okumayı. Çocuklarım var oldu. Çocuklarımı okutmak istedim. Çocuklarımı hep okumasını istedim. Okuttum da çok şükür. Ela ile lale el ele. Konakta da okuma yazma dediklerimden ben dedim gelirim dedim. Başladık. Talat top oynuyor. Dolmuşun üstündekini okuyamazsın. Yani bir dükkana gideceksin, bir markete gideceksin. Oradaki meyvelerin, şeylerin rakamlarını veya üstündeki yazıları. Yani bunlar çok fark ediyor. Ödedi. Ödedi. Evet. Öderdi. Öderdi. Güzel. Hastaneye gittiğimizde doktorların isimlerini okuyamıyordum. Ama şimdi okuyabiliyorum. Özgürce gidip gelebiliyorum. Tek başıma gidip gelebiliyorum. D. Yukarıdan geliyoruz. Konağa geldim. Konakta okuma yazma, hem okuma yazma öğrendim. Hem burada çok güzel günler geçirdik. Etkinlikler yapıyoruz. Kırmızı elma al. Okumanın yaşı yok. Her yaşta insan yapabilir her şeyi, okuyabilir. İstiyorum ki üniversite okuyayım. Huzur Konağı projesi Aralık 2023 yılın tarihinde başladığında biz her bir teyzemiz ve amcamız için görüşme formları doldurduk. Her biri için ayrı bir dosyalama yaptık. Bu süreçte öğrenim durumlarında fark ettik ki Mevlüde teyzemizin okuryazarlığı yok. Ne yapabiliriz'i düşündüğümüzde Mevlüde teyzemize yaptığımız görüşmelerde aslında okuma yazma isteğinin olduğunu ancak bu zamana kadar yapamadığını anladık. Ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. Elle, ela, ela, ala, lale, elle. Aslan bu söze gülmüş ama fareyi bırakmış.